Cahillik iki kıl boladı. Hiç hani hiç narsan bilmeyen adamı örgütseniz oladı. Lekin bilmeyen narsası ki tezgahı narsa bulsa kabul kılmayı durur. Medi de hani tünükeye okşayıp kabul kılmayı durur. Evet tohta sen bilgen narsan elinmez. Bir yerde başka meseleler vardı. Hiç kabul kılmayı dedi. Benim yamanım yani cahil murakkep deydi. Yani, murakkep cehalet deydi bunu. Yani o şey görüp kapta bugün narsası o için doğru. Başka narsanı kabul kılmayı. Allah müslahan, yani bir kıllarını kursayız şuna. Yani bir kıllarını kursayız, etmem, sallasından katta ihtilaf meseleler kurtar bugün. Mahiyeti yetmiydi. Yani taraf keşliği bugün, bolunu. Bu bizim musibetimiz. Mutasiflik, kork oranı mutasiflik. Bundan ilim okusun. Siz etken taifelerden kuzattım, bülerden kuzattım. Kim yuttu, kim yutkızdı? Mesela bir yıl oldu. Ha bu, az güne bir derslerle katlaştım, mescid gibi az ahil bugün adam, sen dünya karşı kengeydi. Bir mesela işitti, organdı, bildi. Ama bu olsa bir yıl aldım, kan diye bugün olsa bir yıldan yine o şu turuşu. Hiç nasıl özgürgenmez. Bir yıl aldım, ne beni yaman körgen olsa bir yıldan yine o şu narsan yaman koradı. Böyle ben Müslümandım, yaman koradı. Hem bir ağız bunda kızık mıydı tohta? Ha şu narsan caizdir olsa. İslam'da var narsadır. O zaman kimiydi kurduk, kızık mıydı? Kim? Mesela şunlarda görseniz mescidi kimiydi? Peki tirikçilik için barmakan cevap mıydı? Bar çirkin kurup koyardı şunlar. Budistleri üyüne kurup koyardı barı pül için. Kızık mıydı da onlar ki kızık yoktu. Peki mescidi kimiydi? Kızık yok. Püldü arkasında hemen arsa kurup. Hani ki işlet konularını barı kurup gibi koyardı. Bir anlat diyor ben buna kadar işlemeyim ben. Ben dinim buna kadar arsa ki yardım verişten kaytarken değil miydi? Koreyapsın muamma kaytta. Bunlar ne bile uğraşıyorum. Ben şu cahillik. Şimdi mantıkla öyle bir karasaysam. Hayatta yürgende. Kafir bile hemen her sene kıladı. Lekin Müslüman'da bitti. Onge yokmayan tamamını kabul kılalmıyor. Onge yokmayan. Onge yokmayan diken kurup örgengen de hemen her sene. Kitap okup örgengen de İslam'da. Allah'ım üstahın ben buna kalardı. Terbiyeleş niyetimem yok. Bu ne kadar kıyamet geçir buladı buna kadınlar. Buna kadınlar da bol işi kogenlerde sıfatını yakışılıydı halas. Buna kadar sıfatsızlar. Kogenlerde sıfatını yakışılıydı halas. Kogenler de kurup durup ibret aladı. Ha şu bir yıl şuna akıp yürüdü. Neme buldu? Ha bu dersi bunu akıllı yürüdü. Neme buldu? O da şimdi ibretlenip yürüyüş gerekir. Yan etrafıdaki ibretlenip için etrafınızdaki insanların özü kifaya kıladı sizden. Ha bitti onun iki kadar bir ahmaktan olayız. Akıllıdan olayız. Şuna akıp adam uzun terbiye. Özge neme menfaatli bugün olsun. Çünkü enteli yürüyüş gerekir. Şimdi buna kadar bar beri bunu. Hiç silah gitmeseler hemen bileme hemen. Mamma kaçan geçiyor yürüyordu? Kaçan geçiyor yürüyordu şuna akıllı. Şimdi vallahi müstahane. Şimdi bitti adam miyesine şuna kadar kırıp koyduğundan vakt veriş gerek. Allah Teala hidayet versin. Ben bitti adam kalsayım ders verip gitmiyorum ama eğer ders belirgen bu zaman. Kelemen oturmam geçişim mümkün mü? Hiç kim kalmasayım oturmam gitmiyorum ama. Çünkü yarışı acilimde olamam. Allah için kelemen bitti. Hiç kim kalmasayım oturup gitmiyorum. Adamın da köpü muhammez. Muhammı sıfat muhamm. Bosa bitti sıfatlı olsun. On da yüz de sıfatsizden göre bitti sıfatlı olsun. Ben bugün sizler bilen bittim ne kadar oturduğum yok. Bazı joylarda derske borgenimde hiç kim kemegen peytiyem bugün. Ben oturup getirdim ama çünkü acilimde olamam ben. Ben başka amelemem yok da azım yani çünkü yer. Bos faydalanmakçı olsa neyim faydalanırsa. Ben burada hiç kimde bir faydalandırır. Ben ki bayağı mecburlamayayım ben. Merhamet o ünge açım ben ya. Ben kim bu ben ki? Peygamberler ya kulaksama gerekiyor. Peygamberler de aldı da üçlü tuttu adam bile. Ben barada kıyamet günü öyleyapsınlar mı? Ben kim bu ben indim? Ben de oturup alıp kitaptan okup yapıp veremem. Bitti. Mütüm Arap dili bilemem halas. Arap dilden okup yapıp veremem. Yani mutu bir gayzikim de. Onlar şunu da içi uşanaka içindeki gırlı gazlı bile ölüp giderdi. Ama ben çıkıyor beytemem adamlar ki. Adam ne bahalaştı biliş gerek uzun hayatını, kıymetini bilse. Hayatta ne mütü yaptı ne mütü kız yaptı. Kiliyle mesela uşanaka taklif kuruyorlar. Bir ay. Dersge katmasın da bırak katnemeyi yaşasın. Ki ikilesini soruşturursun. Kaysi bir abzalligin. Dinden ne mi organdı ne mi organmadı. Harayın mesela bittesi polancını işitmediği diyen olsa kelle yok mu? Kalbi yok mu? Bir işitik burayı. Yamanlıkla çakır etken yoktur. Bir işitik burayı uzun diyeyim kellem var, aklım var, kalbim var Allah Teala vergen. Bir nesel sen otor yapı etken tahmini sezemenem. Kut ki haligi beni hazır şu tür şimdi adaştır oradı öyleydi. Acayip. Şu duruşu da adaştırıp koyalım. Laki bu birinci mesele. İkinci mesele. Men hazır bir dakika kırırsam da derse katlaşırsam da ertelik gün kendi cevap veremeyen dini. En yamanı musibeti. Men hazır dinimi sel bozuyam organı bir yakışlamasam Allah'ın aldı kendi cevap veremeyen miydi de?
darsga qatnashib qo'ysam, ertadan keyin u yoqqa borganimda, O'zbekistonga borganimda qanday javob beraman deydi. O'zbekistonga borish ham aniq emas hali. Odam bilish kerak. Hali Xorozda oxiri nima qiladi? Eshitgansizlar Xoroz voqeasi. Ozon chaqiraversa, chaqirma ozon deb, ozon chaqirib turib ketadi. Keling kim makanga o'xshab paqaqla dedi, ki, "Og'ir tuxum tug'asan" desa, ki, Xoroz nima deydi? "Ha, o'sha ozon chaqirib yurgan bo'lib ketsam bo'lar ekan" deydi-yu. O'shaning uchun ham bitta masala. Odam olib qo'yish kerak Alloh uchun, qilib qo'yish kerak. Buni ajrini oxiratda topadi. Oxiratda topa, bu dunyoda topmasa ham. Shunday nuqta keladiki, "Ha, o'qib qo'yorsam bo'lar ekan" degandan ko'ra o'qib qo'ygan yaxshi. O'zicha qachondir afsuslangandan ko'ra. Hech qachon ilm olgan odam ko'ringlar hayotda birortasi xorlangan emas, birortasi xorlangan emas. Ko'ringlar. Alloh taolo boshqa narsalarni hammasini yengil qilib qo'yadi. Bu Alloh taolaning dini. Keyin o'sha gap, men hech qachon xafa bo'lmayman. Bunaqalar O'zbekiston tarixini qaranglar, tarixda ham bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Tugamaydi, lekin kamayishi mumkin. Kamaytirishni bitta yo'li ilm. Odamlarga ilm berish, jaholatdan chiqarish. Allah müstahane. Mana masalan o'zingizlar tafakkur qilib ko'ringlar. Hozir bittasi uni eshitma, buni eshitma deyotibdi. Ha, xuddi shunaqa ixtiroq sahobalar davrida bo'lmaganmi? Abdulloh ibn Abbas, Abdulloh ibn Umar, Oysha roziyallohu o'rtasida bo'lganku ixtilof. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam merojga chiqqanlarda Allohni ko'rganmi, ko'rmaganmi degan masalada ixtilof bo'lgan. Shunda Abdulloh ibn Umar ko'rgan degan, Oysha roziyallohu ko'rmagan degan. Shunda biror marta Oysha roziyallohu Abdulloh ibn Umarga quloq solmanglar. U shunaqa deyapti demaganku. Bitta masalada ixtilof qilgan bo'lsa, Alloh taolo uni rahim qilsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohni ko'rmagan, aytish mumkin-ku. Bo'ldi, tugadi. Biroq birovni ma'lumot qilmagan Abdulloh ibn Umarni eshitmasin desa Oysha roziyallohu masana. Eshitmaydigan odam ko'payib ketardi masana. Abdulloh ibn Umarni hamma hadislar masalan zaifga chiqardi. Qancha narsa yo'qotardik? Qancha ummat narsani yo'qotib qo'yardi? Mana shunga o'xshagan toifalar chiqdi-ku masalan. Abu Bakr roziyallohu anhu degan, Umar roziyallohu anhu degan, qancha hadislarni inkor qiladigan, Abu Hurayra roziyallohu anhu ma'lumot qilayotgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu tan olmagan odam islomning yarmidan mahrum bo'ladi. Chunki Abu Hurayra roziyallohu anhu salkam yarmidan ko'p hadisni nima qilgan? Abu Hurayra roziyallohu anhudan kelgan hadisni. Bitta odamni zaifga chiqarish bilan islomning yarmini yo'qotyapti-ku. Bitta odamni eshitma deyish bilan. Ko'ryapsizmi? Islomda har bitta ilmda, har bitta hadisning o'rni bor. Agar bitta odamni hadisini olmanglar degan narsa chiqadigan bo'lsa, qancha narsa yo'qotiladi? O'shaning uchun ham Imom Buxoriy hammasi bilan bu narsa shartlarni qo'yib olgan hadislarni. Har bitta odamga oshiqcha tuhmat qilmaslik uchun nima degan? O'rgangan. Bu odam zihni zaifroq. Bu odam mana joyda yolg'on gapirgan. Bu odam bunday deb o'shasini hammasini to'shini aytgan. Bitta zihni susligi uchun bu odamni umma hadisini olmanglar demagan. Bu odam yosh katta bo'lgandan keyin ko'p narsani esidan chiqarib qo'yadigan bo'lgan. Mana yoshgacha bo'lgan hadislarni olinglar, bu yoshdan keyin olmanglar degan. Masalan, tushunyapsizlarmi? Shunaqa qilib o'rgatgan, o'rgangan har bitta odamni. Shuning uchun din bizga mana shunday omonat bo'lib yetib keldi. Ha, bo'lmasa osonlik Imom Buxoriyga mana odamni umuman eshitmanglar deb yuborish. Bu odamni hadisini umuman olmanglar deb yuborish. Unda Imom Buxoriyning sahih ham yig'ilmagan bo'lardi. Ko'ryapsizlarmi? Osonda bu. Bu odamni eshitmanglar deyish osonmi? Sana bir odam tasavvur qiling. Ochiq gapiraveraman, u yashiradigan narsam yo'q. Bir odam yurtidan chiqib ketdi. Yillab ilmni oldida. Endi ilmini xalqqa yetkazaman deganda bitta biznesmen chiqyapti-da, yaqinda minbarga chiqqan bitta blogger chiqyapti-da, uni eshitmanglar deyapti. Qancha alam qiladi? Bu O'zbekistonga yillab kelmagan qarnoshni, haligi qovun tarzining boshinga urdi-da bir xillar. O'shanda qovun tarzini ham yemagan, patirlar ham yemagan. Samarqand nonlarini ham yemagan, qancha qiynalib yashadi. U musofirchilikda ko'rgan qiyinchiliklarni o'zi biladi. O'zi bilan Alloh biladi. Hech kimga dardini ham aytgan emas. O'qidi, 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 endi ilmimni beray deganda bittasi blogger chiqib turib, unga quloq solmanglar deb, eshitmanglar deyapti. Qanaqa alam qiladi? Xuddiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik topib kelganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng yaqin odamlari ham bunga quloq solmanglar deb yurgan, eshitmanglar degan. Odamning aqlini yuritish kerak-da. Ha, xo'p, to'xta. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda masalan eshitmanglar degan bo'lsa, qancha shoirlar kelib turib, to'xtasan, eshitmasang, eshitmay qo'yaveraman deb kelib eshitib ko'rib, buni basharni so'zi emas degan. Oddiy gaplar gapirmayapti degan. Quloq solyapsizlarmi degan. Mashhur shoirlar kelib, ko'p iymon ham keltirgan, eshitib ko'rib. Endi o'zimda kallam bor, quloqim bor, qalbim bor. Oq bilan qora ajrata olaman, bir eshitib ko'ruvchi deydi. Aqli bor odamda. Va haligi mutassibni unaqa narsalardan hech qachon afsuslanmayman. Unaqa narsalar bor, bo'ladi ham bundan keyin ham. Menga o'sha bitta odam masalan eshitsa, menga kifoya qilaveradi. Muammo emas inshaalloh. Bundan hech qachon xafa bo'lmayman. Marhamat. Muhimi mayli jamoatni birligi, jamoatni birligi. Bilmay yetmasa gapirmaslik kerak-da. Masalan bir odamda gapirmoqchi bo'lsa, masalan aynan o'sha masalada nima degan bo'lsa, o'shani gapirsangiz bo'ladi. Biz yetsa agar. Shunda shunday deyapti-ku, narsa noto'g'ri masalan. Masalan, fiqhda yo'q masala deyishingiz mumkin. Shunaqa aytib o'ryapti o'zini o'zi. Deyishingiz mumkin, lekin
Bo'ldi, uni eshitmanglarni shu tamom ketibdi, adashibdi deyish noto'g'ri narsa. Yoki munofiq deyish, munofiq deyishdan anchagina odamni yaqin yurgan bo'lishga tekshirish kerak. Alloh musta'an. Naqa demasiz kerak, noto'g'ri. Eng yomoni mana shu hammasini mana shu tortishib yurganlar ko'rsalang, johil. Bir surishtiringlar. Qur'onni yalchitib o'qimaydi. Bir Fotihani o'tirib o'qisangiz, bir Fotiha o'shalar Fotihasini ustida ishlasa bo'lmaydimi? Ilm olsa bo'lmaydimi, o'qisa bo'lmaydimi? Mana shu mutaassib qiladigan narsasini qat'iy yaxshi o'rganmaganda o'zi ham. Shunchaki ko'r-ko'rona mutaassib. Masalan, olgan gapi masalan Hanafi deb, masalan, manaman degan Hanafi degan o'sha imomlarni o'zi ham Hanafi masalan yaxshi bilmaydi. Men bitta o'tirib osmonga qarayapman. Shulaychidan yurganman, o'shancha aytaman. Shunchaki osmonga qarayapman men. Shu gapirayotgan gapidan men bilib turaman. Hanafi mazhabini ham o'sha o'zimizni ketuvimizga mos tushadiganini aytib beradi. Masalan, bunday kelyapti, o'sha masalan aytish kerak bo'lsa, o'sha masalan ichida Hanafi masalan ba'zi narsalarni ham aytish kerak, ularda aytmaydi-da. Kerak joylarni, o'sha yurtga tushadigan joylarni aytib ketadi. Qarang, odamlarni namozini namoz qilib beradigan o'rinda, odamlarni namozini uchta qilmasang namozing buziladi degandan ko'ra namozga chaqirish haqida gapirsa bo'lmaydimi? Namoz o'qish haqida. Shunday fiqhda masalalar bor-da. Nima muhim, nima muhim emasligidan boshlash kerak. Hozir bizda muhim bo'lgan narsa, elementar narsalar hammasini o'z vaqtida o'rganib yurish. Hamma narsani o'z vaqtida, masalan, hozir qurbonlik hayiti keldimi? Masalan, Ramazon kelsa Ramazon haqida gaplar gapiriladi, eslatmada bu narsa. Qurbonlik hayiti kelsa qurbonlik hayiti haqida, Zulhijjani 10 kunlik u haqida eslatma qilish kerak musulmonlar. Shu narsani o'rganish kerak. O'rni kelgan hamma narsani vaqti bor. Allohu musta'an. Alloh hammamizga tavfiq bersin, manfaatli ilm bersin inshaalloh. Qiyomatda jannatda hammamiz birga qilsin inshaalloh. Biz nima qilayotgan bo'lsak, Alloh uchun qilaylik. Qolgan narsalar hammasi bir tin. Hammasi o'tib ketamiz. Tasavvur qiling, 100 yildan keyin hech kim yo'q bitta o'tirganlar. 100 yildan keyin bitta o'tirganlar hech kim yo'q. Kim nima solih amal qilgan bo'lsa, o'shani olib ketadi. Bo'ldi. Kim Alloh uchun qilgan bo'lsa, o'shani topadi. Shunchaki fitnalarga berilib, "Ha, unday qilsam, bunday bo'lar ekan, unga qarama, bunga qarama" deyish o'shanda o'tib ketadi. U ham o'tadi, bu ham o'tadi. Shunchaki ilm olmasdan o'tib ketadi-da, xotima bo'lib. Allohu musta'an. Mana shu islomda orqaga tortganlar johil so'palar bo'ladi. Johil so'palar. Shu gapni olib qo'yinglar-da, hayotda kuzatib yuringlar. Johil so'palar bo'ladi. Islomda orqaga tortayotganlar johillik hamas. Bunda hayotda kuzatuvchi bo'linglar, kim aytyapti, kim o'tkazyapti. Keyin bilib qo'yinglar. Agar birorta odamga peshonasiga biror narsani Alloh yozmagan bo'lsa, insha yetmaydi, xavotir olmanglar. Yozgan bo'lsa, yetadi. Mana masalan, O'zbekistonda bo'layotgan voqealarni eshitib, chet eldagilar o'zicha tadbir qiladi. Yo'q, soqol qo'yganlar, soqolni olyapti ekan, soqolingni olib tashlar. Namoz o'qiganlar, uni aqlayapti ekan, namoz o'qima. Nima bo'ldi? Masalan, bir masjidda jamoatni namoz o'qisa ro'yxatga olinyapti ekan, borma. Ha, bir aylanib o'sha tuzilma o'zgarib qolyapti-ku. Mana 5 yil ehtiyotini qildi. 5 yillik namoz nima bo'ldi endi? 5 yil namoz o'qimadi yoki masjidga bormadi deylik. Hech kim bilmaydi-ku 5 yildan keyin nima bo'lishini. Lekin bitta narsa bor, bilasizmi? Odam ertaga o'lib qolishini ham bilmaydi-da. Shu o'limga tayyorlanaversin. Qolgani Alloh podshoh, Alloh taolo podshoh qolganiga. Alloh xohlasa 40 yil ajal kelsa ham o'sha odamni o'ldirmaydi. Musibat yetkazmaydi Alloh xohlasa. Shunday e'tiqodda bo'linglar. Agar Alloh yozmagan bo'lsa yetmaydi deylar. Eng yaxshi e'tiqod mana shu. Agar yetgan bo'lsa Alloh yozibdi deylar, sabr qilinadi. Alloh meni shu bilan sinayapti degan qaraladi. Bilasizmi, ashabul uhududda hammasi olovga otilgandi. La ilaha illalloh, robbina Alloh, Alloh robbimiz degan uchun. Qo'lidagi chaqaloqni ona sen to'g'ri yo'ldasan dedi. Shu chaqaloq paqaloqni otib yuborishdi. Ashabul uhudud degani bir chuqur kovladib olov yoqilib, o'shanga kim Allohga iymon keltirgan bo'lsa hammasi otilgan. Eshitganmisizlar shu qissani? Ha, otilgan. Mana shuni qaranglar. Endi bu yerda otilmay qolganlar nima bo'ldi? Otilganlar nima bo'ldi? Bular o'ylaydi, bular otilganlar qiynalib o'ldi deydi. Alloh taolo ularni hamma narsasini yengil qilib qo'ygan. Endi zamonamizda ba'zilar masalan Alloh yo'lida bir xizmat qilib peshonasiga yozgan ekan, masalan qamalish. Bularning nazrida bular bo'ldi qamaldi, hayoti barbod bo'ldi deb o'ylaydi, to'g'rimi? Lekin Alloh taolo ularga o'sha yerda bir rohat berib qo'ygan bo'lsa, qayerdan bilasizlar? Zohirda shunaqa. Mana xuddiki olovga otilayotganlarga hammasi achindi. Lekin chaqaloq xotirjam gapirib, "Ona, sen to'g'ri yo'ldasan" dedi. Otildi-ku. Shuning uchun nima yaxshi, nima yomon sizlar bilmaysizlar, Alloh biladi. Nimaki yaxshi, nimaki yomon. Eng yaxshi narsa jannatga kirib olish. Qaysi yo'l bilan qanday bo'lsa ham odam vafot topib kirib olsa bo'ldi, o'sha yutuq. Bu qiyomatda hali masalan bir xillar ko'rasiz. Mana hayotda ham ko'ring. Nechtasi murojaat qiladi. Otam bunday deyapti, onam bunday deyapti, soqolingni ol deyapti, bunday qil, bunday qil deyapti. Yoki dadam bittasi dadasi Melisadan chiqqan ekan, yana Melisaga ishga kirmoqchi ekan. O'shanga ishimga ta'sir qiladi, o'qil, bo'qil. Hech qachon vala taziru vaziratun izra oxira biro gunohni olmaydi, shuni bilib olinglar. Ertadan keyin shu otasi borib olib, men amalim uchun shu ishlarni qilgan deng.
Endi ozgina gunohlaringdan olaman demaydi. Hammasi qiyomatda yaqinlashadi. Biroq uchun agar amal qilgan bo'lsa, o'shani ham hisobga olib qo'yinglar. Hatto otalar, tushunyapsizmi? Otalar. Endi eng yaqinlarni qo'yaverasiz. Masalan, bir odam shu vafot etishidan oldin men eng prinsiplarimdan kechgan nuqtam kiyovim bo'lgan degan. Kiyov prokuraturada ishlagan. Kiyovini deb ko'p prinsiplardan kechgan ekan. Men mana shu nuqtada xato qildim degan. Ko'p narsa yo'qotdim degan. Shu kiyovimni deb kiyov prokuraturada ishlagan. Ko'p qilishim kerak bo'lgan ishlardan kechdim degan. Va shunday nima qilgan? O'tib ketdi shu odam. U odam bilan o'rtamizda bitta odam bor xolos aytib berayotgan. O'sha o'tib ketgan odamni shogirdi. O'sha odamni gapini so'zma-so'z aytib bergan. Tushunyapsizmi? Shuning uchun birov-birovni gunohini olmaydi. Alloh uchun qilinayotgan ishlarda birov-birovni rioyasi qilinmaydi. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Alloh uchun qilinayotgan ishlarda Alloh taolo hammamizga tavfiq bersin. Shu o'sha hadisni olinglar. Alloh taolo xohlamasa, butun ummat jamlansa ham bir ziyon yetkazmoqchi bo'lsa, Allohga yozgandan boshqa narsa yetkaza olmaydi. Butun ummat jamlanib bir manfaat yetkazmoqchi bo'lsa ham Alloh yozgandan boshqa manfaat yetkaza olmaydi hech kimga. Mana shuni olinglar va qiyomatda hisob kitob bor. Albatta hisob kitob bor. Kim nima desa har bitta gapirgan gapiga javob beradi. Shuning uchun o'ylab gapirish kerak.